Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. YKS sınavındaki sorular çalındı mı? Bu konuyla ilgili çok soru gelmekte. Dün paylaşımımı yapmadım çünkü bugün sizler AYT sınavına girecektiniz. Böyle bir durumla karşılaşmanızı ya da duymanızı istemediğim için paylaşımımı yapmadım. Fakat büyük bir ihtimalle çoğunuz duymuşsunuzdur. Bunu benden duymayın istedim arkadaşlar. İlk defa YKS sınavına giriyorsanız ÖSYM alanındaki soruların çalındığını bilmiyorsunuzdur arkadaşlar. Bizler genel anlamda işin içerisinde olduğumuz için ve daha öncesinde bir operasyon geçirildiği için ÖSYM tarafından oluşturulan soruların çalındığını biliyoruz. Ve öyle bir durumla karşılaştık ki her nasıl oluyorsa 11 Mayıs tarihinde paylaşılmış bir video var arkadaşlar, toplum sözleşmesi ile alakalı. Videoyu size göstermiyorum çünkü telif hakkı olabilir. Sizler 3 dakika anlat toplum sözleşmesi dediğiniz zaman video karşınıza çıkacaktır. Ve videonun altına "Zafer, Zafer benim diyebilenlerindir" adlı bir hesaba sahip kişi 2021 TYT 13. soru şeklinde bir yorum yapıyor. Ve gerçek anlamda da sosyal bilimlerde 13. sorunun cevabı ne hikmetse toplum sözleşmesi çıkıyor. Şimdi bizler bu konularla ilgili gerekli mecralara sorularımızı yönelttik. Konu hakkında araştırma yapılmasını istedik. Ayrıca arkadaşlar sadece TYT 13. sorusu değil, matematik alanında da bu hesap soruların cevapları ile ilgili yorumlar paylaşıyor. Bu durum nasıl oluyor? Anlamıyorum ve artık çalışanların emeğinin bu şekilde heba edilmesini istemiyorum. Bu nedenle lütfen sizler de gerekli mecralara başvurularınızı yapın. Eğer sorular çalındıysa bu konuyla ilgili bir açıklama yapılsın. ÖSYM'yi yakından takip ediyorum arkadaşlar. Dünden beri bu konuyla ilgili birçok mecrada paylaşım yapılmakta. İlgili kurumlara sorular yöneltilmekte. Fakat herhangi bir kurumdan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadığını paylaşayım. Açıklamalar yapıldıkça kanalımızdan sizlere bilgi vereceğim. Böyle bir durumla karşılaştığımız için oldukça üzgünüm. Gerçek anlamda çalışan kişilerin emeğinin bu şekilde çalınmasına kesinlikle sessiz kalmayacağız. Elimizden geldiğin mücadelemizi hep birlikte vereceğiz. Süreç hakkında bilgilendirmelerimiz devam edecek. Sınavlarımız son buldu. Daha sonra sonuçlarımız açıklanacak. Tercih sürecimiz başlayacak. Yurt başvurularımız olacak. Burs başvurularımız olacak. Süreç hakkında her zaman bilgilendirmelerimiz devam edecektir. Sizler de bu tür içeriklerin devamı ve kanalımıza destek olmak için abone olarak bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın, hoşça kalın.